Ve Havacılık Uzay Teknoloji Festivali Teknofest kapılarını 7. kez ziyaretçilerine açtı. Bir bölümünü izlemiştiniz az önce siyaset üzerinden. Sabah saatlerine itibaren alana insan aktı desek hiç yanlış olmaz. Zaten görüntüyü görüyorsunuz. Daha öğlen olmadan festival alanına ayak basan kişi sayısı yaklaşık 2 milyonu buldu. Ve artık aşina olduğumuz bu havacılık araçlarını orada görebilirsiniz. Ama ilk kez göreceğiniz bir mini akıllı seyir füzesi var. Kemankeş. Ben uçmayı çok merak ediyorum. Heyecanlı mısınız? Evet. Şu an Kızıl Eleman'ın simülasyonunu kullanıyoruz. Dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim, dört bucaktaki dostları ancak dokunabilir. Milyonlar akın etti, yerli ve milli gururlarımız görücüye çıktı. Bu yıl yedincisi düzenlenen Teknofest coşkuyla başladı. Neyi görmeyi bekliyorsun en çok? Savaş uçaklarını. Kızıl Elma'yı çok merak ediyordum ve havada uçan planörleri gördüm. Teknofest zaten yıllardan beri geldiğim bir etkinlik. Her sene de başarılı buluyorum. Nasıl peki Teknofest? Yani müthiş bir şey. Tüm dünyaya nam saldı. Teknofest'te gezerken her şeyle karşılaşmak mümkün. Onlardan biri de işte Havelsan'ın ürettiği Barkan. Peki Barkan ne işe yarıyor? Çevre güvenliğini sağlıyor. Hatta sınır boylarında sınır güvenliğini dahi sağlaması üzerine yapıldı. Ve nesne ve kişi takibi de yapabiliyor. İşte Teknofest'te de gezerken bir anda karşınıza Barkan çıkabiliyor. Aslında çok heyecanlandık. Biz böyle şeyleri hiç göremiyoruz ya normal hayatta. Zaten ilgi görüyorsunuz. Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz. Teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar. En çok neyi sevdin burada? Bu. Kemankeş'te Teknofest'te ilk kez sergilenen akıllı mini bir mühimmat ve şu anda bana kilitlendi. Bakın kanatları da açtı. Ben öne ya da geriye gittiğimde kamerada ona göre hareket ediyor ve bir saat boyunca havada kalma özelliğine sahip. Böylece nokta hassasiyetiyle hedefi vurabiliyor. Sizi arıyor. Evet, çok güzel. Heyecanlı mı? Heyecanlı, bayağı bir heyecanlı. Adım atacak yer yok Teknofest alanında ve bu yoğunlukta her geçen dakika artıyor. En çok rağbet de dünyanın ilk insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma ile birlikte Hürjet'e. Huzurlarınızda gündüz parlayan yıldızlar. Sadece yerde değil, ayakları yere basmayan tek festival olan Teknofest'te gökyüzüne baktığınızda da sizi muhteşemlikler karşılıyor. İşte onlardan biri şu anda izleyenleri selamlıyor. Demin TCG Anadolu'dan geldik. Şimdi de geziyoruz. Bayraktar Kızıl Elma'yla Bayraktar Akıncı TİHA dünya havacılık tarihinde bir ilk başararak kol uçuşuyla ziyaretçileri selamladı. Halkımızın huzurunda. Teknofest'e 2 günde 2 milyonu aşkın ziyaretçi geldi. 1 Mayıs pazartesi günü sona erecek festival Atatürk Havalimanı yerleşkesinde ziyaretçilerini bekliyor.